Sinop'a gelinirse nerelerde kalınır? Ali Yılmaz işletmenin konaklama imkanlarının yanı sıra otelin restoranından da bahsedecek. Sizi tanıyabilir miyiz ve burayı biraz tanıtabilir misiniz bize? Turizm Bakanlığı yatırımcı belgeli otelimiz. 41 odamız var. 41 odanın 8 tanesi suite oda. Bunun 6 tanesi dubleks suite. Her odamız işte 3 yıldız lükslüğünün yanında çok farklı özellikleri var. En büyük özellikleri yöresel otantik eşyaları dekorda çok kullandık. Her odamızda Ebru sanatçısı Sayın Sedat Altınöz'ün yapmış olduğu, onu koleksiyonundan almış olduğumuz Ebru parçalar var. Otelin bir de müzesi var. Sinop'un bu özel değerlerini bu müzede bulmak mümkün. Evet. Neler var müzede? Nereden kalma eserler? Müzemizde ta Tunç Çağı'ndan, işte arkaik dönemden, Helenistik dönemden, Roma, Bizans döneminden, daha sonra Selçuklu, Osmanlı döneminden kalma 700 parçaya yakın kayıtlı eserimiz var. En büyük amacımız da tabii çocuklarımıza yönelik, çocuklarımızın bunlarla iç içe yaşamasını, bunları görmesini, koruma bilinci edinmesini, bu toprakların geçmiş kültürünü bilmelerini, saygı duymalarını istiyoruz. Bu bizim çok keyif aldığımız, belki de otelden daha fazla keyif aldığımız bir konu. Yemek bu otelde bir sanat haline gelmiş. Ramazan dışında da farklı bir menü, Ramazan içine de özel bir hazırlığınız var galiba. Biraz da bunlardan bahseder misiniz? Şimdi Ramazan'dayız. Malum Ramazan'da restoranımız, öncelikle şunu söyleyeyim, alakart restoran. Sadece otele değil, dışarıya da açık alakart restoran. Alakart restoranımız deniz ürünleri ve balık ağırlıklı. Ramazan'da ayrı bir menü sunuyoruz. Biraz da et ağırlıklı oluyor. Balık pek istenmiyor. Evet. Çok çeşitli et yemeklerimiz var. Böreklerimiz, tatlılarımızla alakart restoranımız hem Ramazan'da hem diğer zamanlarda müşterilerimizin hizmetinde. Ne kadar güzel. Efendim hem bizi ağırlıyorlar hem iftarda, Ramazan'da gayet güzel böyle bir manzara eşliğinde orucumuzu da açacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Sinop'u geziyoruz, dolaşıyoruz. Bakalım bundan sonraki durağımız neresi olacak?